Sevgili arkadaşlarım, genel tekrar videolarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki her zaman ne yapıyorum? İlk iki videomu canlı yapıyorum. 15 Mayıs Çarşamba günü de ilk iki video cap canlı olacak. Buradan böyle yönetmen koltuğumda tabii ki Etrabi Hanımcım var ve ben Deniz Berk Ekici. İndex Akademi günlüklerinde size bolca sınav öncesi tekrar yapacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yine banko ünitelerimden bir tanesi ses bilgisi. Aşırı önemli hocam. Öyle böyle değil. Bunu mutlaka bize ÖSYM yokturlu soru olarak getiriyor. Çok iyi bilmemiz lazım. O zaman hazırsak başlıyorum. Şimdi en önemli kısımları ÖSYM'nin istediği kadar size veriyorum. Hazırsak başlayalım. Birincisi ünlülerle ilgili ses olayları canlar. Ünlülerle ilgili ses olaylarından birincisi de ünlü düşmesi. Hocacığım, ünlü düşmesine başka ne deniyor? Ünlü düşmesine orta hece düşmesi adı da veriliyor canım insanlar. Ama hocam ÖSYM hangisini kullanıyor? Ünlü düşmesi adını kullanıyor ve diyor ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Şimdi seyredelim bakalım. Öncelikle çekim eki alarak düşmeleri görelim. Alın artı ım ne oldu canlar? Alnım oldu. Ben şuradaki ı'nın düştüğünü gördüm. Ortadaki hece düştüğü için kendisine ünlü düşmesi adını veriyoruz. Fikir artı in ne oldu? Fikrin oldu. Şuradaki i'yi ne yaptım? Düşürdüm. Omuz artı ne oldu? Omzum oldu. Ve ben şuradaki u'yu ne yaptım sevgili arkadaşlarım? Düşürdüm. Çekim eki alarak düşmeye örnek gösterdim. Hocam sadece çekim eki alarak mı düşer? Hayır. Yapım eki alarak da düşebilir. Nasıl canlar? Hemen seyrediniz. İleri artı L. Birleşince ne oldu bunlar? İlerle oldu. Şuradaki i düştü. İleri kelimesine L yapım eki gelerek isimden fiil yapım ekidir. Daha önceki tekrarlarda da anlatmıştım. İ'yi düşürdüm. Uyu, hocam uyu kelimesine Q eki geldi ve uyku oldu. Buradaki U düştü sevgili arkadaşlarım. Fiilden isim yapma ekidir ve düştü. Hocam başka ne olabilir? Beniz kelimesine E eki geliyor ve benze oluyor. Şuradaki beniz kelimesinin İ'si düştü. Benizden benzemek. Köklerde de anlattığımız üzere hemen birinci videoma, genel tekrar birinci videoma dönebilirsiniz. Hocam yapım eki alarak da düştü. Çok güzel. Şunlara dikkat ettiyseniz bunlar çekim eki alarak düşmeler değil mi? ÖSYM size çekim eki alarak, yapım eki alarak düşmüştür demiyor. Hangisi yoktur diyor. O yüzden direkt düşmeyi bulmanız yeterlidir. Ama bazı kaynaklar size hangisi türerken düşmüştür şeklinde sorular sorabiliyor. Onlar da karşımızda. Hocam başka ünlü düşmesine örnek verebilir miyiz? Sevgili arkadaşlarım, sadece yapım eki alarak, çekim eki alarak değil. Aynı şekilde iki sözcük birleşerek de düşebilir. Buyurunuz, emir etmek, emretmek oldu. İ harfini düşürdüm. Ya da devir etmek diyorum. Devir et, hop şuradaki geldi. Devret oldu. Ben ne yaptım? İ'yi düşürdüm. Kayıp artı ol. Hop geldi bize ne oldu? Kaybol oldu. Ben şuradaki ı'yı düşürdüm. Sözcükler birleşirken de, birleşik fiil oluştururken de düşme yaşanabilir. Hocam iki tane ünlü karşı karşıya gelip boks maçında biri kazanabilir mi? Kazanabilir. Ne demek istiyorum? Seyrediniz. Cuma artı ertesi. Birleşince ne oldu? Cumartesi oldu değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman cumartesi deyince ben şuradaki E'nin düştüğünü görüyorum. Bazı kaynaklarda kendisine ünlü aşınması da denir. Ancak ÖSYM aşınma kelimesini kullanmıyor. Aşınma kelimesi yerine ünlü düşmesi diyor. Haberiniz olsun. Hocam başka örnek de var mı? Tabii ki de. Bakınız iki tane
ünlü harf nasıl aşınacak? Kahve artı altı birleşince ne oldu? Kahvaltı oldu ve şuradaki e yok oldu. ÖSYM ne yapıyor? Aşınmayı, ünlü düşmesi kabul ediyor. Buna dikkat ediniz. Ve geldim bir tane daha. Sütlü artı aş ne oldu? Sütlaç oldu. Buradaki sütlü aştaki a artık yok oldu sevgili arkadaşlarım. Biz buna ünlü aşınması desek bile ne yapacağız canım insanlar? Ünlü düşmesi olarak kendisini şıklarımızda göreceğiz. Hocam önemli bir kısım var. Nedir o? Hemen yazıyorum. Sevgili arkadaşlarım. İkilemelerde düşme yaşanmaz. Buna dikkat ediyoruz. İkilemelerde düşmeyi sakın ha sakın almayınız. Uzun zamandır sormadı, karşımıza gelebilir. Yani siz omuz omuza demeniz gerekiyor. Burada düşme yaşanmayacak. Omuz omza demeyeceğiz. Nesilden nesile diye yazacağız. Nesilden nesle demeyeceğiz. Ya da ağızdan ağıza diye yazacağız. İkileme olduğu için ikilemede harfler korunacak. Düşme yaşanmayacak. Şu an karşımızda ÖSYM'nin çok sevdiği ünlü düşmesi duruyor. Hocam şimdi herkesin üstünde öyle mi böyle mi, acaba şöyle kabul eder mi böyle eder mi diye çok harika bir konuya değineceğim. Birincisi şu. Canım insanlar. TDK var biliyorsunuz değil mi? Şu çok meşhur bir kurumumuz var. Türk Dil Kurumu. Şimdi bu Türk Dil Kurumu'na göre, TDK'ye göre hemen geliyor dikkat dikkat. Birinci bilgimiz aynen şöyle. Diyor ki ile, ileyi biliyorsunuz bağlaç ve edat olarak kullanılıyor değil mi? İlenin i'si düşme kabul edilir diyor. Yani siz arabayla dediğiniz zaman şuradaki i düşmüştür. Bu bir ünlü düşmesidir diyor. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na göre düşme kabul edilir. Hocam ek fiilleri biliyorsunuz. Ek fiillerimiz neydi? İdi, imiş, ise, ise ve idirdi değil mi canlar? Hocam Türk Dil Kurumu'na göre yine ek fiil düşme kabul edilir. Örneğin siz şurada hemen hava sıcaktı dediğiniz zaman sıcaktı'daki i düşme kabul edilir. Bazı kaynaklar ve bazı üniversite hocaları bunu düşme kabul etmese bile Türk Dil Kurumu düşme kabul eder. Sevgili arkadaşlar peki ÖSYM buradaki bu ikilik durumuna ne diyor? Ne yapıyor biliyor musunuz? Size buradan herhangi bir düşme sormuyor. Herkesin üzerinde evet dediği ve bu ünlü düşmesidir dediği kelimeleri soruyor. Bu yüzden aklınızda hocam ileyi düşme kabul eden var, etmeyen var. İdi imiş ise idiri düşme kabul eden var, etmeyen var diyebilirsiniz. Türk Dil Kurumu buranın baş kaynağıdır ve kendisi sitesinde de yazım kılavuzunda da bunu düşme kabul eder arkadaşlar. Bu yüzden kendisine düşme diyeceğiz ama hocam ya sorarsa korkmayın. ÖSYM ikilik durumlarına asla girmez. Ne yapar? Alın alnımdaki gibi, fikir fikrindeki gibi, uyku uykudaki gibi düşmeleri size sorar. Bunu da netleştirdik. Doğru mu öğretmenim? Koyduk mu bunu da köşemize aldık. Çok güzel. O zaman gidiyorum şimdi. Ünlüyü düşürdüğümüze göre bir de geri getirelim. Madem öyle düşürdük. Hadi geri getirelim bakalım. Şimdi ünlü türemesini hemen görüyoruz. Belli başlı sözcüklerimizde oluyor canım insanlar. Bu ünlü türemesi ne? Türeme dediğiniz şey yokken var olmadır, doğru mu? Şimdi yokken var edeceğim. Hadi bakalım o zaman. Birincisi şu. Bir artı cik ne oldu canlar? Biricik oldu değil mi? Şu an arada bir i harfi yokken bir anda ortaya çıktı. Bir anda ortaya çıkınca kendisine ünlü türemesi adını veriyoruz. Ya da az artıcık ne oldu? Azıcık oldu ve araya ı harfi girdi. Kendisi bir türemedir. Ya da darcık eşittir daracık oldu mu? Ben burada a
devreye girdi. Bakınız yoktu. Bir anda araya girdi. Kendisi ünlü bir harf olduğu için ünlü türemesi dedim. Ya da sayın jelibonum gencik. Hocam ne oldu? Gencecik oldu araya. E geldi. Olabilir. Peki hocam sadece cık cık ekini alınca mı olur? Hayır. Biz biliyoruz ki pekiştirme yaptığımız zaman da bu devreye girebiliyor. Örneğin çep artı çevre. E ne oldu? Buna yapıştırıyorum hemen. Çepe çevre diyorum. Araya girdi. Düp düz diyorum. Düp düze biz ne yapıyoruz canlar? Düpe düz diyoruz. Araya bir tane e geldi. Ya da güp gündüz. E biz buna ne diyoruz? Güpe gündüz diyoruz değil mi? Ne yapıyorum? Araya hop yapıştırdım. Geldi. Ya da hemen gelsin. Hocam yap yalnızım. Unutma biz varız yanında. Yap yalnız eşittir. Yapayalnız oldu ve araya ne oldu? A girdi. Yani sevgili arkadaşlarım pekiştirme yaparken de araya ünlü türeyebiliyormuş. Sapsağlam dediğim zaman ne oluyor? Araya hemen bir tane ünlü türemesi yaşıyoruz. Şimdi hemen yine kafalarda soru işareti oluşmuş bir bilgiyi vereceğim. Hemen geliyor. Hocam. Bir, açıklayalım. Kimsenin aklına soru işareti kalmasın, tamam mı? Geceleri uyumuyorum. Şimdi canlar, gel hop bir de yor eki. Yor şimdiki zaman değil mi? Şimdi biz bunu birleştirirken ne yapıyoruz? Geliyor diyoruz. Şimdi canım insanlar, şu arada iyi yokken ortaya iyi geldi değil mi? ÖSYM buradaki i'yi hiçbir sorusunda türeme olarak kabul etmedi. Evet kimi kaynaklara göre bu bir türemedir hocam i yokken gelmiş oraya diyebilirsiniz. Kabul eden var, etmeyen var. ÖSYM ikiliye girer mi? Girmez. Ama ağırlıklı olarak kaynaklarımızda üniversite referanslarını baz aldığımızda, MEB'i baz aldığımızda biz ona diyoruz ki buradaki i türemeden ziyade gel yor diyemediğimiz için okumamıza yardımcı olan bir ünlüdür. Bunun adına yardımcı ünlü diyoruz, tamam mı? Ya da aynı şekilde yap artı yor. Ne oldu burası? Yapıyor oldu ve araya bir tane yardımcı ünlü girdi. Buna kaynakların çoğu yardımcı ünlü der. Türeme kabul edilmeyen var, eden kaynaklar var ama ÖSYM önemli ve ÖSYM sizce bunu gider sorar mı? Aralarda ikilik olanları size sorar mı? Sormaz. Ne yapacak ÖSYM? Herkesin üzerinde tamam dediği noktaları soracak. Yani buradakileri soracak. Bunu size ünlü türemesi olarak getirmeyecek arkadaşlar. Hiçbir zaman getirmedi. Getirmez de. Bunu da köşeye aldım. Ünlü türememiz bitti. O zaman geliyorum yönetmenim. Ünlü değişimine. Ünlü değişimi bazen kökte ünlü değişimi olarak da sorulabiliyor. Ama aynı şey zaten. Ünlü değişimi Türkçe'de sadece iki tane sözcükte oluyor. Hangisi o? Biri ben, diğeri de sen. Bunun yanına e yönelme hali eki geldiği zaman bene bak diyor muyuz? Sene geldim diyor muyuz? Demiyoruz. Ne yapıyoruz bunları? Bana diye, bunu da sana diye yazıp söylüyoruz. İşte bu bana ve sana sözcüklerinde ünlü değişimi söz konusudur. Başka hiçbir yerde yoktur. Bakınız kökteki ünlü a'ya dönüştü. Ekteki e a'ya dönüştü. Adına ünlü değişimi diyoruz. Sakın ünsüz değişimiyle karıştırmayın. Birazdan ünsüz değişiminin farklı bir ses olayı olduğunu anlatacağım. Ve dördüncüsü geliyor canlar. Ünlü daralması. Pazartesi diyeti yani. Şimdi şişman olan A'yı ve E'yi diyete sokacağız, daraltacağız. Hoca, daralma hangi ekle yapılıyor? Canım insanlar şu yor şimdiki zaman eki var ya, hep pislik bunun başının altından çıkıyor. Bütün tuzakları bu yor kuruyor. Şimdi canlar,
Yor ekini alan bazı fiillerin önünde şişman A ve E varsa biliyorsunuz onlar böyle geniş harfler değil mi? Onlar daralıyor. Ne demek istiyorum? Seyrediniz. Şimdi kelimemiz başla. Ben bunun yanına başlıyor diyorum. Şuradaki A, yordan önceki A artık ne oluyor? Şişman bir harfken bakınız küçücük zayıf bir harfe dönüştü. Buna biz daralma diyoruz. Yani yordan önce bir A, E varsa onların zayıflamasına, dar ünlüye dönüşmesine biz ne diyoruz? Ünlü daralması diyoruz. Aynı şekilde yaşa, yaşıyor diyemiyorum. Ne yaptım? Yaşıyor dedim. O zaman şuradaki bakınız A'yı I'ya dönüştürdüm. Ya da sakla, saklıyor. Hop ne oldu? Saklıyor oldu. Şuradaki A I'ya dönüştü. Fiillerin olumsuzu mame ile yapılıyordu değil mi? Mame ekini almış. Tüm fiiller daralır arkadaşlar. Seyrediniz buraya dikkat. Gülmemek tamam mı? Gülmemeyi gülmeyor diye yazıyorum. Sakın bunu olumluya çevirmeyin. Size olumsuz haliyle verdiyse soruda bırakın öyle kalsın. Gülmeyor ne oldu burada? Gülmüyor oldu ve şişman E daraldı. Sevmiyor oldu ve şuradan gittim. Sevmiyor'u yakaladım. Bakınız E İ'ye dönüştü. Kendisine ünlü daralması adını veriyoruz. Hocam peki her sözcükte daralma olur mu? Bir dakika o zaman bir görelim. Her sözcükte daralma olmaz. Hemen görelim. Yap kelimesine yor eki getiriyorum. Hani yordan önce A ve E yok. O zaman biz buna yapıyora daralma diyemiyoruz. Burada bir daralma yoktur. Hocam ünlü türemesi midir orası? Ne demiştik? Kabul eden var, etmeyen var. Bu yüzden kaynaklar ona her zaman yardımcı ünlü diyor. Ve bu size sınavda sorulmaz arkadaşlar. İkilik olduğu için bunu hemen ne yapacağız? Uzak tutacağız. Demek ki her sözcükte de daralma yok. Bir de canım hocam dikkat dikkat çok önemli bir bölümü geliyor. Arkadaşlar şu daralma var ya şu daralma. Sadece yor ekiyle yapılmaz. Hangisi, hangi sözcüklerde var hocam bu daralma? 1- demek fiili. 2- yemek fiili. 3- ne sözcüğü. Bunların yanına y kaynaştırma ünsüzü gelip bir de ismin e hali gelince bu sözcüklerde de daralma oluyor. Yani bu sözcükler ne oluyor biliyor musunuz canım insanlar? Dikkat ediniz çok önemli. Diye oluyor, yiye oluyor, niye oluyor. Gördüğünüz anda zınk diye yapıştırıyorsunuz. Hocam daralmadır diyorsunuz. %100 daralma. Şişman bir e bak kocaman şişman yer kaplamış. Yeri böyle kocaman kaplamış. Artık ne oldu? Pazartesi diyetine girdi. Diye, yiye, niye sözcüklerini sakın ha sakın unutmayınız. Onlar bir ünlü daralmasıdır. Tamam mıyız? Şu an ünlülerdeki ses olaylarım güzel duruyor mu? Beğendiniz mi? Olmuş mu? Ya az önceki toplantıda Zeynep Hoca'nın morunu istemiştim. Morun yazmıyor dedim. Bir daha istedim. Özellikle hatta kalemi bitirmek istiyorum. O zaman şöyle yönetmenim bir şey alalım mı? Şöyle bir genel bir görüntü. Şöyle bir genel görüntü alayım ki sonra bu işin ünsüzlerine geçeceğiz. Güzel şöyle bir görüntümüzü de aldık değil mi? O maşallah hop. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum TRT canlı yayını gibi bu kadar olabilir. O zaman her zamanki gibi biliyorsunuz ki diş macununu bile yeni diş macunu ortadan sıkarım. Ve zınk diye ortadan böyle siliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım ünsüzlerle ilgili ses olaylarına gidelim. Hadi gidelim bakalım ünlülerle ilgili ses olaylarımızı hallettik. Ne kadar çok örnek o kadar işimizi kolaylaştıracak.
Hadi şimdi gelsin bir görelim bakalım bize ne diyormuş. Şimdi yakalayalım bakalım. Acayip. Yönetmenim bir de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz genel tekrarlarda hani ÖSYM'nin %100 soracağım, bunu bilmeniz lazım dediği yerler var ya. Yani şu an aslında sıfırdan bir Türkçe'ye girilse her şey çok rahat bir şekilde arkadaşlarımca halledilebilir. Şimdi ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geçiyorum canım insanlar. Ünsüzlerle ilgili ses olayları aynen şöyle, birincisi ünsüz düşmesi. Hadi düşürelim bakalım, az önce ünlüyü düşürmüştük. Şimdi de ünsüz düşmesini bir bakalım yapalım bize ne diyormuş. Canlar, en çok düşen harf nedir biliyor musunuz? En çok düşen harf K harfidir. Ardından T düşebilir, bazı birleşik sözcüklerde düşebiliyor. Ardından D düşebilir, bir de Ş'nin düşmesi var. Ama en çok hangisi? K harfi düşüyor. Nasıl hocam? Seyrediniz. Sıcak artıcık. Biz buna ne diyoruz? Sıcacık diyoruz değil mi? ÖSYM'nin kullandığı iki kelime. Ufak artıcık. Ne oldu? Ufacık oldu. Şuradaki K'yi düşürdüm. Minik artıcık. Ne oldu? Minicik oldu. Ben şuradaki K'yi düşürdüm. Ya da yumuşak artıcık oldu. Yumuşacık dedim. Şuradan ne yaptım canım insanlar? K harfini düşürdüm. Adına ünsüz düşmesi diyoruz. Hocam sadece cıkla mı düşüyor? Hayır. Seyrediniz. Alçak kelimesine L yapım eki geldiği zaman buna alçalmak diyoruz. Alçalmak kelimesinin kökü alçaktır ve K düşmüştür. Yüksek kelimesine L yapım eki geliyor ve ne oluyor? Yükselmek oluyor. Şuradaki K harfi gitmiştir. Adına ünsüz düşmesi diyoruz. Mesela büyük kelimesine cek eki geliyor. Büyücek diyoruz. Büyücek bir odada yaşıyordu. Büyüye yakın anlamı katıyor. Bu tip kelimelerde de arkadaşlar düşebiliyor. Hocam K'yi çok düşürdünüz. Tamam. T'yi düşürebilir misiniz? Hadi düşürelim o zaman. Ast artı teğmen. Bunlar birleşirken ne oluyor canlar? Ast teğmen oluyor ve ne oldu? T'lerden biri düştü. Aynı şekilde üst artı teğmen olsa ne olacak peki? Üst teğmen diyeceğim ve ben burada o T'nin birini düşüreceğim. Bu örneklerde de T'nin düştüğünü görüyorum. Çok güzel. Hocam D nasıl düşer? Bakınız canlar, adaş birleşirken ne oluyor? Adaş oluyor, D düştü. Aynı addan olan demekken yakaladım. Şimdi çok önemli, geliyor ponçim geliyor diyor ki bize. Arkadaşlar bizi çok pis düşürür dikkat edin. Biri gülücük kelimesi, diğeri de öpücük kelimesi. Bu iki sözcükte ünsüz düşmesi vardır. Neresinde var? Seyrediniz beni. Gülmekten gülüş. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bir fiilimsi eki geldi. Fiilden isim yapma eki. Cıkcık isimden isime gelen bir ektir. Fiile doğrudan gülden gülücük. Ünlü türemesi vardır demeyin sakın. Çok pis düşürür bizi. Gül, gülüş. Gülüşçük oluyor ve şuradaki ş eki düşüyor. Aynı şekilde öp, öpüş, öpüşçük oluyor. Ş düşüyor. Buradaki ş harfinin düştüğünü görüyorum. Kendisine ünsüz düşmesi adını veriyorum sevgili arkadaşlar. Dikkat ediniz. Kaynaklarda özellikle çokça sorulur. Ünlü türemesi demeyin. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü cık isme gelir. İsme gelen bir yapım ekidir. İkincisine geliyoruz, ünsüz türemesi. Yani ikizleşme. İkizi hemen yanına zınk diye gelecek, tamam mı? Şimdi bir görelim o zaman bu ikizleşme bizim için ne diyor. Canlarım aynen şöyle. Arapçadan bazen sözcük alıyoruz, doğru mu biz? Türkçe Arapça ile çok ilişkili bir dil. Af artı et deyince biz ne yapıyoruz buna? Affet diyoruz. İkinci F'nin ortaya çıktığını görüyorum. Adına ünsüz türemesi diyorum. His artı et. Ne oldu? Hisset diyorum.
ikinci S'nin geldiğini gördüm. Red T ile yazılır. Etmekle birleştiğinde reddetmek olduğunu görüyorum. Bakınız ne yaptım burada? İkinci D geldi. Ya da set. Yanına i geliyor. Çin seti demiyorum değil mi? Çin seddi diyorum. Şuradaki ikinci D'nin geldiğini görüyorum. Hak artı ım. E şimdi soruyorum size. Hakkım diyorum. İkinci K geldi değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman buna ünsüz türemesi adını veriyorum. Bakınız aynı harf ikizleşti yani. Ya da tıp diyorum. Türk tıbbı diyorum. Tıbbı dedim. İkinci B ne oldu sevgili arkadaşlar? Türedi. Adına ünsüz türemesi diyorum. Hocam önemli bir tarafı var. Evet. Şimdi illaki aynı harfli sözcükler sizce arkadaşlar türeme olur mu? Örneğin gitti. E iyi de burada türeme yok. Çünkü git ve di ekinin birleşmesiyle oluşmuş bu. Burada türeme yok. Eller kelimesi. Türeme var mı? Bakalım eller. Buradakiler ek. Eklerle sakın karıştırmayınız tamam mı canlar? Ya da kelimenin kökünde aynı sözcükte aynı harf varsa lütfen dikkat ediniz. Yani şiddet kelimesinde, hiddet kelimesinde arkadaşlar, milliyet, millet kelimesinde türeme yoktur. Onlar zaten kök halindedirler. Bu yüzden buna ünsüz türemesi diyemiyoruz canlarım. Şunlara diyemiyoruz ama şunlar cayır cayır ünsüz türemesidir. Nasıl ama? Oldu mu? Güzel. Güzel. O zaman devam ediyorum yönetmenim. O zaman devam. Estetikse güzel. Üçüncüsü gelsin bakalım. Renkli kalemlerle yazmaya bayılıyorum ya. Niye bilmiyorum ama. Renkli güzel hocam. On değil mi ya? Hayat renkli. Ya. Hayatımız renkli olsun ya. Zaten yeterince karmaşanın kaosun içindeyiz. Doğru mu? Evet. Biraz da tahtımız renkli olsun, hayatımız renkli olsun değil mi ya? O zaman ünsüz benzeşmesi. İşte bu benim travmamdı. 6. sınıfta hocacım benim bana gelip fıstıkçı Şahab'ı öğreteceğim size dediğinde benim için dünya değişmişti artık. Şimdi arkadaşlar fıstıkçı Şahab. Ya bu olmasaydı biz ne yapacaktık acaba? Fıstıkçı Şahab değil mi? Şimdi bu harfler çok tutucu harfler. Nasıl biliyor musun? Arkadaş çevresinin dışına başka hiç kimseyi almıyorlar. Bizle biten bizle devam edecek diyorlar tamam mı? Nasıl yani? Sınıf kelimesi fıstıkçı Şahap'la bitmiş. Yanına da diye bir ek gelince biz buna ne yapıyoruz? Sınıfta diyoruz değil mi? İşte buna ünsüz benzeşmesi ya da diğer adıyla ünsüz sertleşmesi adını veriyoruz. ÖSYM şıklarda benzeşme adını kullanıyor kendisine benzettiği için. Zaten olay şudur. C, D, G ile başlayan ekleri hemen kendine çevirir. Ekleri hemen kendine çevirirken ne yapıyor biliyor musunuz? Şu Ç, şu T, şu da K oluyor tamam mı? Ekte yaşanan bir olay bu. Bakınız değişen yer neresi? Ek. Ya da çocuk ca diyorum. Çocuk ca diyor muyuz? Demiyoruz. Çocuk ça diyoruz. Bakınız buradaki fıstıkçı Şahap oldu. K ne yaptı onu? Şuradaki C'yi Ç'ye çevirdi. Ya da kes artı gin diyoruz. Biz onu söylerken yazarken keskin diyoruz değil mi? Ya da araş dır diyeceğiz. Araştır demiyoruz. Araştır diyoruz. Doğru mu? Ya da bit artı gi demiyoruz. Bitki diyoruz. İşte buradaki sözcüklerimiz ünsüz benzeşmesine uğramıştır. Siz kurallara uymazsanız arkadaşlar hemen ardından anlatacağımız yazım kuralları hatası ortaya çıkar ve bu size soru olarak da sorulur. Fıstıkçı Şahabımız da cillop gibi mi? Oh mis maşallah. Peki şimdi soruyorum size. Canlar bu sözcük acaba birleşik bir, şöyle bir sözcüğümüzü yazalım. Birleşik bir sözcük yazalım. Akdeniz örneğin üçgen, örneğin açık göz. Canlar bu kural birleşik sözcüklerde geçerli değildir ki. Eğer geçerli olsaydı benim buna Akdeniz demem lazımdı. Üçgen, açık köz demen lazımdı doğru mu? Birleşik sözcüklerde geçerli olmayan bir kural karşımızda. Şimdi kakao ile vanilya, türevle integral, çavi ile iniesta,
Etrabeyle Azerbaycan gibi. Şimdi ona geliyoruz. Hazır mıyız? Ünsüz yum. Ben de hazırım. Ben de çokça hazırım. Ünsüz yumuşaması aziz dostlarım. Ünsüz yumuşaması diğer adıyla ünsüz değişimi. Ünsüz değişimi ile ünlü değişimi de karıştırmayın sakın. Gelsin bakalım. Hocam bu ikisi bir arada, tamam mı? Bu ikisi birbirinin kardeşi sadece. Nasıl kardeşi? Seyredin beni. P, Ç, T, K. Tersten okuyun. Ketçap oldu değil mi? Bu ketçabın yanına ünlüyle başlayan ek geldiği zaman ünlüyle başlayan bir ek getirelim bakalım. Ne oluyor biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K bazen G'ye, bazen de yumuşak G'ye dönüşüyor. Biz buna ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. Hadi gidelim şuraya örneklerini yazalım bakalım. Bakınız, kolay örneklerden başlıyorum. Kitap artı ım. Ünlüyle başlayan bir ek var. Ne oldu? Kitabım oldu değil mi? Bakınız B'ye dönüştü. P, B'ye dönüştü. Bu ekte yaşanan bir olayken bu da kökte yaşanan bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin sokak kelimesi ı ekini aldı. Sokağı oldu. Yakaladım yumuşak ye. Bakınız K yumuşak ye'ye dönüştü. Adım atmaktaki atmak artı ım adım oldu. Atmaktan geldiği için bakınız T D'ye dönüştü. Ak artı ar. Akarmak demiyoruz. Saçlarım ağardı diyoruz. Aktır kökü beyazlamak anlamındadır. Ağarmak olmuştur ve ünsüz yumuşaması olarak karşıma geliyor. ÖSYM'nin çokça sevdiği konuların başında geldi. Şimdi canım insanlar kaynaştırmaya gidiyorum. Kaynaştırma harfimiz. Ancak bunun diğerlerinden daha fazla adı var. Ne onlar? Birincisi 2015 yılında size sordu. Yardımcı ses dedi. Hocam başka ne adı var? Türk Dil Kurumu'na göre koruyucu ünsüz. Üniversite literatürüne göre de koruyucu ünsüzdür. Başka hocam bağlayıcı ünsüz diye de adı vardır. Bağlayıcı ünsüz. Hocam başka adı ne? Yardımcı ünsüz olarak adını görebiliyoruz. Yani toplamda 4 tane daha adı var. Gördünüz mü? Biz bunların hocam siz zaten kaynaştırmanın bize ye, şe, se, ne yaşasın harflerinin ünsüzleri olduğunu söylediniz mi? Söylediniz. İkincisi hocam bazı kaynaklarda şöyle bir şey yazıyor. Şimdi yine akıllarda soru işareti bırakmış bilgiyi veriyorum. Hocam şe, se, ne kaynaştırma değildir. Sadece ye kaynaştırmadır diye üniversitede bize öyle anlatılmıştı diyebilirsiniz. Bu bilgi doğrudur ama bu ÖABT için doğrudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarında ve ÖSYM'nin genel yetenek sınavında her biri kaynaştırma olarak kabul edilir. Bu yüzden sakın ha sakın dertlenmeyin, tamam mıyız? Hocam ben ÖABT'ye hazırlanıyorum. O zaman doğru. Orada sadece Y'yi kabul etmeniz gerekir. Şimdi hemen örneklerimizi verelim. Oda-ı. Oda-ı diyemiyorum. Odayı diyorum. Y araya girdi. İki er iki er diyemiyorum. Ş araya girdi. Şişe-i demiyorum. Şişesi diyorum. Araya girdi değil mi? Mesela o-un diyemiyorum. Onun diyorum. Ne araya girdi. İşte iki ünlü biz Türkçe'de yan yana getiremiyoruz ya. Konuşamıyoruz. O-un iki er diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Araya kaynaştırma harflerini getiriyoruz. Hocam bazen bu N'ye zamir N'si diyen de var mı? Doğrudur. Bakınız zamir N'si de olmuştur. Haklısınız. Ama ÖSYM ne yapıyor canlar? Bu yaşasının harflerinin tamamını genel yetenek sınavında kaynaştırma olarak kabul ediliyor. Ön lisans genel yetenekte kaynaştırma. Orta öğretimde kaynaştırma olarak kabul ediyor. Yönetmenim. Şöyle bir foto mu alsak ya? Bu sefer hadi yine alalım. Hadi yine bir fotoğraf alalım şöyle. Genel şöyle bir fotoğrafımız. Oldu mu? O zaman siliyorum. O zaman gelsin. Sıradaki ses olaylarımız bize diyecek ki. Hadi gelsin bakalım. Altıncısı
gerileyici ünsüz benzeşmesi. Şimdi gerileyici ünsüz benzeşmesini de bir görelim bakalım. Hocam altıncısı çok çıkmıyor ama ben yine de anlatmayı istiyorum. NM değişimi, halk arasında NM değişimi de diyoruz. Bazı kaynaklarda gerileyici ünsüz benzeşmesi olarak da karşımıza çıkabiliyor. Buraya lütfen dikkat ediniz, tamam mı canlarım? Hocam nasıl gerileyici ünsüz benzeşmesi oluyor? Aynen şöyle oluyor canım insanlar. Seyrediniz, biz yabancı dilden, özellikle de Farsçadan bazen kelime alıyoruz. Diyoruz ki mesela çemberi alalım. Farsçadan, Arapçadan aldık diyelim. Biz o çemberi ne yapıyoruz? M'ye çeviriyoruz, değil mi? Çember yapıyoruz. Gerileyici denmesinin sebebi alfabede geriye gitmesi de ondan. Pembe demiyoruz da gidiyoruz pembe diyoruz. NM değişimi yapıyoruz. Zambak demiyoruz da onun yerine zambak yapıyoruz. Şurada dikkat ettiyseniz N'yi M'yi yakaladım. Hocam burada önemli bir bilgi var. O önemli bilgi nedir? Bu ses olayımız İstanbul gibi bir özel isimde geçerli değildir. İstanbul demem lazım. Safranbolu gibi bir birleşik sözcükte geçerli değildir. Binbaşı gibi bir birleşik sözcükte geçerli değildir arkadaşlar. Özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde geçerli değil. Birleşik sözcük derken de bitişiği kastediyorum. Tamam mıyız? Bunu da yakaladım ve günün son ses olayı geliyor. Aslında kimi kaynaklara göre bir ses olayı kabul edilmese bile biz onu sonda üvey evlat olmasın diye anlatıyoruz. Canlarım, şimdi her zaman size şu örneği vermişlerdir, değil mi? Sezen Aksu. Yani biz aslında şuradaki kelimenin ünsüzünü buradaki kelimenin ünlüsüne bağlayarak okuyoruz. Doğru mu? Sezen Aksu diyoruz. Ya da Mehmet Akif Ersoy yapacağız. Ne yapıyoruz? Mehmet Akif diye okuyoruz, değil mi? O zaman Mehmet Ali Bey diye okuyoruz. İşte buna ulama adını veriyorum. Ancak dikkat! Eğer noktalama işareti varsa bu ulama kabul edilmez. Noktalama işareti ulamayı bozar. Nasıl? Babam ava gitti. Ortada virgül vardır. Burada ulama yapamazsınız. Anlaştık mı? Kimi yerlerde fonetikte, dilde bir ses olayıdır. Ama ÖSYM'nin şıklarda da size sorduğu görülmüştür. O zaman beni dinlediğiniz bu güzel tekrar için, bana katlandığınız, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu aileyi o güzel yazılarınızla da desteklediğiniz için size ayrıca müteşekkirim. Sizden ricam, yorumlarınızı, isteklerinizi, taleplerinizi altına videomuzun yazıp bir like atıp bir de abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar herkese çok selam olsun ülkemin. Umarım bütün genel tekrarlarımız size başarılar getirir. Teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.